yine bir kampa gideceğiz ama bu kez bir tür Nazi kampına. Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampı tam bir ölüm kampına dönüştü. Kampta hayata tutunmaya çalışan sığınmacılar öyle zor şartlar altında yaşıyor ki daha bu hafta henüz 10 yaşındaki iki çocuk, tekrar edeyim, 10 yaşındaki iki çocuk arkalarında daha fazla dayanamayacağım notunu bırakıp canına kıydı. Ne hoş görünüyor değil mi? Sımsıcak Ege suları ve kum ve güneş. Tam bir tatil cenneti. Orası Midilli. Ama bu haber bir Midilli adası reklamı değil elbette. Bu haberin konusu ikiyüzlülük ve insanlık suçu. Gelin şimdi her yıl çoğunluğu Türklerden oluşan binlerce turisti ağırlayan o adanın arka bahçesine gidelim. No hot water, no water, no clean bathrooms, no shower, good shower for people. Nothing here good for all these people. Su yok, duş yok, yatacak yer yok. Özetle insanlık yok. Konuşan Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampının söz gelişi sakinlerinden biri. İsmi Sara, Afganistanlı ama hiç de sakin değil. Aksine öfkeli. Çünkü ailesiyle birlikte kaldığı Yunan kampı tam bir Nazi kampını andırıyor. Öyle ki günü ya yemek ya da tuvalet sırasında geçiyor kampta kalanların. Sinirler sık sık gerildiği için de polis kampa aralıksız gaz bombası yağdırıyor. Orada yaşamak imkansız. 70 kişiye bir tuvalet düşüyor o iğrenç kampta. Her yer kanalizasyon kokuyor. Çünkü arıtma yok. Bir çadırda en az 17 kişi kalıyor. Çadır bulamayanlar da derme çatma bezlerin altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 3000 kişi kapasiteli Moria'da şu an itibariyle 8000 göçmen var. Ama sayıları her geçen gün azalıyor. Sığınmacılar ya minicik çocuklar da dahil olmak üzere zulme dayanamayıp yaşamlarına son veriyor ya da daha minicik bebekler ishal salgınları yüzünden hayatını kaybediyor.